TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlık görmesin gözüm, perdeleri gel yavaş yavaş. Garibim her yer bana yabancı, dertliyim çekinme doldur hancı. Önce kımılda hafif bir sancı, ayrılık sonradan der yavaş yavaş. Ben de bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim, gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözün, beyaz perdeleri gel yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş. Merhaba sevgili dinleyiciler. 2010 yılı boyunca TRT Ankara Radyosu'ndan mutluluk duyarak seslendiğimiz Canlar Ölesi Değil'in son bölümlerine doğru Türkiye'nin belleğinde önemli bir yer edindiğine inandığımız farklı bir ismi anmak için karşınızdayız bu kez de. Şair Bekir Sıtkı Erdoğan dizelerinin Batı kökenli bir müziğe uyarlanmış olan Hancı isimli şarkısıyla başladık. Tahmin edebileceğiniz gibi şarkıdaki düeti oluşturan isimlerden olan ve maalesef artık aramızda bulunmayan o Davudi sesin sahibini Tanju Okan'ı hatırlayıp anacağız bugün. Elbette az önceki çalışmada Tanju Okan'a eşlik eden ve kamuoyunun hafızasına süperstar olarak yerleşen isim de Ajda Pekkant. Canlar Ölesi Değil'e 102. kez hoş geldiniz. Tanju Okan, 27 Ağustos 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya gelir. İlk öğrenimini Manisa'da tamamladıktan sonra liseyi yine Ege'nin öne çıkan illerinden olan Balıkesir'de okur. Hayatına yön verecek olan müzikle de Balıkesir'deki lise yıllarında tanışır Tanju Okan. Genç Tanju'nun hayatında müzik öyle ağırlıklı bir yer kaplar ki zengin bir müzik eğitimi almak için İtalya'ya gider. Yıl 1961 olduğunda Tanju Okan 20'li yaşların ortalarına doğru ilerlemekte ve şan eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye gelmektedir. Artık profesyonel müzik yapacaktır ve istikamet önce başkent Ankara'dır. Tanju Okan Ankara'da bir yıl kalır. Hemen arkasından da kendini daha iyi ifade edeceğine inandığı için İstanbul'a yerleşerek Müfit Kiper Orkestrası'nda çalışmaya başlar. Müfit Kiper, Tanju Okan'ın ve birçok başka ismin müzik kariyerinde önemli bir yere sahip olacak orkestranın kurucusu ve Türk tiyatrosuna da emek vermiş bir isimdir. Müfit Kiper'in oğlu da tiyatro severler tarafından yakından tanınan oyuncu Mazlum Kiper olur. Gür sesi ve kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Tanju Okan, Müfit Kiper Orkestrası'yla yurt dışında birçok konsere katılır. Müzik çevrelerinde adı anılan bir ses sanatçısıdır bundan böyle.
1964 yılında bugün bile Türk pop müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinden olan Erol Büyükburç ve çok erken kaybettiğimiz Tülay German'ın da solistlik yaptığı Milli Orkestra'ya davet edilir Tanju Okan. Milli Orkestra, Türkiye'yi çeşitli festivallerde temsil etmek amacıyla, benzetme yerinde ise adeta milli takım gibi kurulmuştur. Türkiye'yi Balkan Müzik Festivali'nde de temsil eden Milli Orkestra'nın kadrosunda Altan İrtel ve Yurda Erdoğlu gibi çabaları bugünlere kadar gelecek müzisyenler de vardır. Tanju Okan, 1964 yılındaki Balkan Festivali'nin hemen ardından yıl içinde ilk plağını çıkarır. İbibikler Öter Ötmez Oradayım. Tanju Okan'ın ünlü müzisyenlerle ortak çalışmalarından biri de Nilüfer ve Modern Folk üçlüsüyle birlikte yıllar önce seslendirdiği Arkadaş Dur Bekle adlı şarkısıdır. Şarkıyı TRT arşivinden sizlerle paylaşmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. Unut gitsin her şeyi, her derdi bir anda. Yaşamak en güzel şey. Geri gelmez bil ki geçip giden o yıllar. Yaşamak en güzel şey. Arkadaş dur bekle, beni dinle. Üzülmekle ne geçti eline. Bu dünya kalmamış bak kimseye. Gülüp eğlen haydi gel sen de bizimle. Gör bak ne güzel bir gün doğmakta ufukta. Yaşamak en güzel şey. Eski günleri bırak da geleceğe bak. Yaşamak en güzel şey. Dur bekle beni dinle. Üzülmekle ne geçti eline. Bu dünya kalmamış bak kimseye. 1960'ların Türkiye'sinin müziğinde öne çıkan iki ana eğilimden söz eder konunun uzmanları. Bunlardan ilki Avrupa ve Amerika'da popüler olmuş parçaların üzerine Türkçe söz yazılarak ortaya çıkarılan aranjmanlar olurken, diğeri de türküleri ve sanat müziği parçalarını yeni bir anlayışla batılı orkestra teknikleriyle düzenlemek şeklindedir. Bu ikinci eğilim Anadolu pop veya Anadolu rock olarak anılacak müzik türünün doğmasını da yolunu açacaktır zaman içinde. Bizim de geçmiş programlarda andığımız Cem Karaca, Barış Manço, Fikret Kızılok, deyim yerinde ise bu akımın koçbaşları olurken, Tanju Okan'ın müziği her iki eğilimden beslense de daha kişisel bir müziktir. Tanju Okan planı çıkardığı yıl ilk filmi Cübbeli Gelin içinde kamera karşısına geçer. Yalnızca sesi ve yorumuyla değil, karizması ve yakışıklılığıyla da ilgi çeken Tanju Okan, arka arkaya çevirdiği filmlerle dönemin gençlerinin kendine yakın bulduğu ve etkilendiği simalardan olur. Bu dönemde kısa süreli ilk evliliğini yaşar Tanju Okan. Ölümünden yakın zaman öncesine kadar uzun yıllar kırgınlık yaşadığı ve sonrasında baba-oğul sevgisinin galip geldiği ilişkideki oğul Tansu bu evlilikten dünyaya gelmiştir. Hızlı sahne hayatının getirdiği şöhret, stres ve kısa süren inişli çıkışlı sevda hikayeleri alkole biraz daha yakınlaştırır Tanju Okan'ı. Alkol ve tütün ilerleyen yıllarda da Tanju Okan'ın hayatındaki başrolü bırakmak istemeyecek ve maalesef ömrünün son yıllarında onu daha büyük zorlukların içine çekecektir. Tanju Okan en bilinen şarkılarından olan Dostlarım'da kendi ağzından şöyle aktarır dinleyicisine tütün ve alkole olan yakınlığını ve gerçekleri. Müzik.
En iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar yakınım el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Dudaklarım kurudu aşk ateşiyle. Bir damla su verecek o pınar nerede? Gözlerim bir noktada dalgın soruyor. Yıllardır dost bildiğim sevgilim nerede? Nerede bana sevgiyle uzanan eller? Nerede bana söylenen o tatlı sözler? Üst bütün inançlarım yıkıldı bir bir. Bomboş kaldı dostluğa uzanan eller. Benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param. Canım kadar yakınım el oldu şimdi. Dünyada dost denilen kelime yalan. Benim en iyi dostum içkim, sigaram. Tanju Okan 1970'lerin başından itibaren ünü Türkiye'yi kuşatmış bir müzik insanı olur. Özellikle Nino Varon ve Mehmet Teoman gibi müzisyenlerin başarılı beste ve aranjman çalışmaları Tanju Okan'ın özgün yorumuyla birleşince piyasaya çıktığı günlerde klasik olan eserler çıkar ortaya. Bunların en unutulmazlarından biri de "Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor, bunu bir bilsen sevgilim" sözleriyle başlayan Hasret isimli olandır. Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız sensiz içim, ilahımsın sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. En sıradan cümleleri bile gönül telini titretebilecek içtenlik ve vurguda yorumlayan Tanju Okan, özellikle 1980'li yıllardaki arabesk akımına yenik düşerek piyasa işi müzikler de yapmak zorunda kalacaktır. Daha o günlere zaman varken gazino programları ve turneler düzenler 1970'ler boyunca Tanju Okan. Tanju Okan'ın birlikte en çok sahne aldığı isimlerden birinin bugün de taş bebek tanımlamasıyla anılan Gönül Yazar olduğunu ekleyelim sözün tam burasında sevgili dinleyiciler. Tanju Okan konserler, turneler, programlar, plak çalışmaları derken duyguları yoğun ve uç noktalarda yaşayan biri olarak aşka ve sevgiye de yakın durur daima. 1976 yılında ikinci evliliğini yapar. Ancak Tanju Okan'ın alkole zaafı, haklı şöhretin getirdiği ego ile de birleşince bu evlilikte iki yıla bile ulaşamadan sonlanır. Bu ayrılıktan geriye de eşyasız kalmış bir ev, her yere saçılmış anılar ve Türk müzik tarihinin en unutulmaz şarkılarından biri kalacaktır. Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kadınım. Kıyıda köşede gülüşüm kaybolmuş.
Ne olur terk etme. Yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadın. Hatırla o günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının. İkinci evliliğin de sona ermesi Tanju Okan'ı derin bir yalnızlığa sürükler. Büyük şair Edip Cansever'in deyişiyle sözlüklerde karaciğer sözcüğü yokmuş gibi alkole daha da yakınlaşır Tanju Okan. Bir yandan da buğulu ve davudi sesiyle unutulmaz şarkıları yorumlamaya devam eder. Sanki kendi hayatından çaldıklarını şarkılarına verir gibidir. Deli gibi sevdim ve yorgunum çalışmaları Tanju Okan'ın sesinde hüznün ve sevdanın bir kez daha yüreği delen bir mermiye dönüşmüş hali gibidir. Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. O bana der, ben ona mutluluk verdim. Gülenle, gülen ben. Her sevinci, her kederi dostlarla paylaşan ben. Ağlayanla, ağlayan ben. Gülenle, gülen ben. Her sevinci, her kederi dostlarla paylaşan ben. Sanma ki İçmişim, sanma ki sarhoşum. Günlerdir, aylardır, yıllardır yorgunum. Sanma ki içmişim, sanma ki sarhoşum. Günlerdir, aylardır, yıllardır yorgunum. Yorgunum. Az önce dinlediğiniz şarkıda da ağlayanla ağlayan ben, gülenle gülen ben, her sevinci, her kederi dostlarla paylaşan ben. Sanma ki içmişim, sanma ki sarhoşum, günlerdir, aylardır, yıllardır yorgunum, yorgunum diyen Tanju Okan, genellikle yalnızlık, ayrılık, alkol, tütün, karşılıksız aşk gibi temaları öne çıkaran şarkılarla zihinlerle yer etmişse de, şimdi sizlere dinleteceğimiz çalışma Tanju Okan'ın farklı yönünü de ortaya koyar. Tanju Okan, Benim Halkım başlıklı şarkıda şunları söyler. Bir tarih yazmış bu toprak, ne canlar yanmış yolunda. Her yeri cennet vatanım, dağlar taşlar olmuş halkımı yaratan. Bir sevgi doğmuş yürekten, bir kuvvet bütün ellerden. En yüce günde analar, kurtlar, kuşlar olmuş halkımı yaratan. Gözleri çakmak her yerde, mertlik de yoktur üstüne. İşte bu benim halkımdır, bu benim halkım, bu benim halkım. Sevdalar taşır yürekte, aslanlar yatar gönlünde. İşte bu benim halkımdır, bu benim halkım, bu benim halkım.
yolunda. Her yeri cennet vatanım, dağlar taşlar olmuş halkımı yaratan. Bir sevgi doğmuş yürekten, bir kuvvet bütün ellerden. En yüce günde analar, kurtlar kuşlar olmuş halkımı yaratan. Gözleri çakmak her yerde, mertlikte yoktur üstüne. İşte bu benim halkımdır, bu benim halkım, bu benim halkım. Sevdalar taşı yürekte, aslanlar yatar gönlünde. İşte bu benim halkımdır, bu benim halkım, bu benim halkım. Tanju Okan'ın dışında da birçok ismin seslendirdiği, halk edebiyatımızın öne çıkan ezgilerinden olan ve daha çok Haydar Haydar adıyla bilinen eser de Tanju Okan'ın sesinde yeni bir yorum kazanır. Sözleri Kul Nesimi'ye ait olan dizelerde bugünlere kadar gelen ifadeler vardır. Nesimi'ye sordular ki sen yarinle hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim kime ne ah. Haydar haydar, o yar benim kime ne. Tarih 12 Eylül 1980 olduğunda darbe günleri müzik ve eğlence sektörüne de kısıtlamalar koyar. Akşamları sokağa çıkma yasağının getirilmesi, değişen koşullar ve televizyonun öne çıkmasıyla yeni zorluklar yaşayan gazino kültürü de kaçınılmaz biçimde etkilenir olanlardan. Yıllar akıp yeni bir hayatın egemen olduğu günler geldiğinde ise hem müzik dünyası hem de ekonomik ve sosyal hayat dünden çok daha farklıdır. Tanju Okan'ın müziği de artık eskisi kadar aranan bir müzik olmaz ne yazık ki. O yüzden 1980'li yıllardaki çalışmalarında fark edilir bir azalma, kırgınlık, hatta gerileme olur Tanju Okan'ın. Zor zamanlarının en iyi arkadaşları yine yanındadır Tanju Okan'ın bu dönemde de. Alkol ve tütün. Tanju Okan, birini seçsek diğerinin hatırı kalacak onlarca şarkıyı birden fazla kuşağa sevdirmeyi başarır. Bunların içinde çocuk olmanın zorluğundan mıdır, yoksa bu özlem evrensel bir duygunun sonucu mudur bilinmez ama hüzün ve özlemle anılan çocukluk dönemlerine dair unutulmaz bir çalışma da vardır elbette. Bir rüzgar esti ta eskilerden, yıkılmış evler ve depremlerden, oyuncak yaptığım kendi kendime, üst üste dizilmiş tezeklerden. Bir rüzgar esti ta eskilerden, taş, toprak, fındık bahçelerinden, babamın yırtık elbisesinden, bayramlık dikildiği günlerden. Çocukluğum, çocukluğum, bir boşluk var anlayamıyorum. Kapkaranlık derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum. Eksik bir şey var bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamışlar. Doyası, doyasıya ağlayamıyorum. Bir rüzgar esti ta eskilerden, yıkılmış evler ve depremlerden. Oyuncak yaptım kendi kendime, üst üste dizilmiş tezeklerden. Bir rüzgar esti ta eskilerden, taş, toprak, fındık bahçelerinden. Babamın yırtık elbisesinden, bayramlık dikildiği günlerden.
Çocukluğum, çocukluğum, bir boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var, bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum. Sevgili dinleyiciler, Türk Hafif Müziği'nin belki de en umut dolu sözlerinin yer aldığı Aşkı Bulacaksın adlı şarkının umutsuz, karamsar notaların usta yorumcusu Tanju Okan'ın en çok bilinen şarkılarından olması sizce de anlamlı değil mi? En güzel aşkı bulacaksın, bir akşamüstü onunla karşılaşınca. Göz göze gelir, yüzün kızarınca. Bir anda kalbin tutuşacak, elin ayağın dolaşacak. En güzel aşkı bulacaksın. 1990'lar çok zor geçer Tanju Okan için. Yaşı biraz daha ilerlemiş, en önemlisi de vücudu, nüfus cüzdanında yazdığından çok daha fazla yıpranmıştır. Tütün ve alkol, yaşananların en büyük sorumlusudur maalesef. Her taraf aydınlık olacak ve o gözlerin kamaşacak. Yorgun Tanju Okan, son albümü olan İşte Tanju Okan 95'i yayınladıktan kısa bir süre sonra sağlığını biraz daha kaybeder. İzmir'in Urla ilçesine yerleştiğinde kesin teşhis konulur: siroz. Üstelik kangren nedeniyle bir bacağı da kesilir. Bacağının kesilmesiyle ölümünün arasındaki kısa sürede oğul Tansu'yla geçmişe sünger çeker Tanju Okan. Tanju Okan'ın sesine çok yakışan şarkılardan birinin de adı, geçip giden yıllara bakarak sorduğu bir soru gibidir sanki. Böyle mi olmalıydı? Kim bilir kaç oldu saat, gönlümde dert, gözümde yaş. Nasıl da geçiyor hayat, geçiyor yavaş. Tanju Okan, tarih 23 Mayıs 1996'yı gösterdiğinde, İzmir Urla'da geride kalanlara hoşça kalın dediğinde 58 yaşındadır. Yaşarken vasiyetinde Urla'ya gömülmek istediğini dile getirmiştir. Hayatın tekerleği döndükçe, ilerleyen yıllarda magazin haberlerinde tatsız haberlerle tekrar hatırlanır gibi olur Tanju Okan. Sonra onlar da unutulur gider. Geriye Türk müziğinin en hakiki seslerinden birinin sahibi olan Tanju Okan adı kalır. Bu büyük gerçeğin kendisi kalır. Böyle mi olmalıydı? Böyle mi? Böyle mi olmalıydı? Böyle mi? Aşk dedik. Sevgili dinleyiciler, Türk hafif müziğinin en değerli temsilcilerinden olan Tanju Okan'ı andığımız programın sonundayız. Teknik yapımda Yaman Yıldırım, katkıda bulunan Alper Beşe, spikeriniz ben Ayfer Durak ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Önerileriniz için adresimiz murat.orem@trt.net.tr. Hoşçakalın. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.